Fas'ta yapılan bir insan hakları raporu, ceza kanununda Faslıların Hristiyanlığı benimsemeleri halinde karşılaşacakları ciddi hukuki sonuçlara değindi. Dini değiştirme zorlanan Faslı Hristiyanlar sık sık tutuklanıyor ve tacizlere maruz kalıyor. Hristiyanlık Fas'ta yasal olarak tanınmasa da yabancı Hristiyanlara genellikle ibadet özgürlüğü tanınıyor. Ancak yerel halkın Hristiyanlığı benimsemesi veya yabancıların ibadet hizmetlerine katılması durumunda hapis cezasına maruz kalabiliyor. Yerel bir insan hakları raporu, ceza kanununda Faslıların Hristiyanlığı benimsememeleri halinde karşılaşacakları ciddi hukuki sonuçlara değindi. Din değiştirmeye zorlanan Faslı Hristiyanlar sık sık tutuklanıyor ve taciz ediliyor. Fas'ta Haklar ve Dini Özgürlükler Birliği Başkanı Javad El Hamidi, bir Faslı kiliseye girerse iki durumla karşılaşır. Ya kilisenin önünde bekleyen polis onu tutuklar ya da turistik bir amaçla gelmediyse gitmesini ister. Faslı Hristiyanlar devlet yaptırımları ve toplumsal baskı nedeniyle gizli şekilde ev kiliselerinde ibadet ediyor. Yabancı kiliselere katılmak isteyen Faslılar, Hristiyan din adamları için de tehlike arz ediyor. Çünkü başka bir dinin yayılmasını sağlamanın veya din değiştirmenin cezası 3 yıla kadar hapis cezası olabilir açıklamasında bulundu. Yasalar sayesinde Fas hükümeti kendi Hristiyan vatandaşlarına ayrımcılık ve zulüm uyguluyor.